Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Umarım moralleriniz iyidir. Pandemi süreci yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı gibi gözüküyor. En azından elimizdeki rakamlara baktığımızda ve yavaş yavaş sıkı sıkıya uyduğumuz kuralların gevşetilmesini göz önüne alacak olursak yavaş yavaş etkisini yitiriyor gibi. 1 Haziran'dan itibaren biliyorsunuz lokantalar vesaire işte öğren yerleri, piknik yerleri, spor salonları da açılıyor. Ancak yine de maksimum derecede kurallara uygun maskemizi yüzümüzden eksik etmeyerek e, ortalığa çıkmamız gerekiyor aslında. Hiçbir şey henüz geçmiş değil. Hala mücadele devam ediyor virüsle. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Lütfen çok dikkat edelim. Lütfen. Hiçbir şey yani böyle oh bitti artık patlattık işi biz yendik virüsü gibi bir algı var. Ee, bu her sokağa çıkma yasağından sonra daha da artarak devam ediyor. Şimdi işte çeşitli işletmelerin açılmasıyla e, ortaya çıkan bu gevşekliğe aldanmayalım. E, ikinci dalgayı en çabuk hissedecek e, toplulukta biz olmayalım. O yüzden sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat etmeye devam diyorum. Bunu söylemeyi bir görev biliyorum. Haberlerimiz bu hafta yoğun sayılır. Yani epi bir haberimiz var. Çoğu da önemli haberler. Bu haberlerin sizlere iletilmesinde Bertan Seven ve Oktay Sığırcı çok emeği var tabii ki. Onlara çok teşekkürler. Ayrıca katıl destekçilerine de her zaman olduğu gibi çok teşekkürler. Warner Bros. İslam ilgili birkaç tane haberimiz var. Bunlardan bir tanesi Margot Robbie'nin Harley Quinn olarak bir kez daha gözükeceği bir film. Bu film üzerinde çalışmalara geliştirilmelere başlanmış böyle bir haber var. Margot Robbie'yi bir kez daha Harley Quinn rolüyle görebiliriz. Topraklarımıza döndüğümüzde sevgili arkadaşlar Aslı Kızmaz'ın yazdığı Benden Ne Olur isimli kitabın film uyarlaması var. Başrolünde Hazal Kaya'nın oynayacağı filmin yakın zamanda sete çıkması bekleniyormuş. Ee, bu set işleri tabi biraz zorlanıyor her şey erteleniyor ama herhalde yavaş yavaş yarım kalan diziler yarım kalan filmler de yavaş yavaş toparlanıp artık sete dönmeye hazırlanıyordur diye düşünüyorum. Tenet filmi biliyorsunuz Christopher Nolan'ın geçen hafta ya damgasını vurdu yeni fragmanıyla. Fragman üstünde yorumlar yapıldı. Neyi anlattığına dair olay yavaş yavaş rengi belli oluyor diye düşünüyorum. E, filmin 3 saat 15 dakika süreceğine dair dedikodular vardı. Bu haberlerin doğru olmadığı 70 mm olarak çekilen IMAX filmlerinin süresinin en fazla 170 dakika olabileceği hakkında bir bilgi var. Endgame ise dijital olarak çekildiği için 181 dakika olarak oynatılmıştı. E, filmin süresi hakkında böyle yorumlar var. Bu arada 17 Temmuz olarak gözüküyor. Du daha önce vizyon tarihi. Tenet'in biliyorsunuz. O bir yok oldu, kaldırıldı. Sonra tekrar döndü. 17 Temmuz şu an vizyon tarihi gibi gözüküyor. Ama gidip kim sinemada izler onu da bilemiyoruz. Biliyorsunuz sinemalarda yakında açılıyor. Yani çok yani sinema sever biri olarak yine de söylemeden edemeyeceğim. Ne yazık ki en tehlikeli yerler bu pandemi sürecinde sinemalar ve alışveriş merkezleri onu da unutmayın. Warner Bros. Ile yine devam ediyoruz. Man of Steel'e devam filmi çekmeyi düşünmüyormuş. İyi bok yiyormuş. Kalemimi de alayım da şöyle rahmetli Özal gibi. Bakın arkadaşlar. Superman'e Harry Cavill'i e, Superman'e bir devam filmi çekmeyi düşünmüyormuş. Ya senin elindeki en iyi aset o. Nereye düşünmüyorsun? Adam çok iyi bir Superman. Çok iyi bir Superman ya. Henry Cavill'ı Superman rolünde DC filmlerinde yine de kullanmak istiyorlarmış. Sağ Superman'in DC, diğer DC kahramanlarının filmlerinde konuk oyuncu olarak yer alması gibi bir bazı formüller üzerinde çalışılıyormuş. Ya Harry Cavill diyor ki ben Superman'e oynamak istiyorum. Herkese sor Harry Cavill nasıl bir Superman diyecekler ki on numara. Sen devam film yani Superman üzerine kurgulanmış film değil. Konuk oyuncu o filmden o filme gezecek çingene gibi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ozan Tufan'ı hatırlıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Last of Us 2. Çok sık oyun haberleri vermiyoruz. Oyun demişken de bu arada e, Kör Topal Jedi Fallen Order'a hala devam ediyorum ben. Ya oyunla ilgili şöyle bir sorun var. Çok fazla şey atla zıpla oraya git buraya gel oradan aynı yeri dolaş bir daha geri dön yapmışlar. Yani ben biraz daha böyle bir hat üstünde akan yeni şeyler ve yeni yerler gördüğümüz, yeni karakterler gördüğümüz bir şey bekliyordum. Tamam bulmacaları alameti farikası oyunun ona bir şey demiyorum ama çok şey ileri geri var. Yani bir böyle kaya kaya gidiyoruz, çamurda kayıyoruz, buzda kayıyoruz, böyle düşüyoruz, kalkıyoruz, duvarda tırmanıyoruz sürekli böyle. Yani aksiyon kısmı o şekilde kalmış ama yine de devam ediyorum. Yine de güzel oyun yani kötü değil. Öyle açmışız Star Wars oyunlarına. Bir, çok geç kaldım ama yani o şekilde devam ediyorum. Last of Us 2'yi de tabii ki heyecanla bekliyoruz. Orta Doğu ülkelerinde de yasaklanmış abi. Orta Doğu ülkelerinde yani Orta Doğu ülkeleri. Oyunun banlanma sebebinin oyunda yer alan çıplaklık cinsel içerik gibi unsurlardan ya da LGBT, LGBT temasından kaynaklandığı düşünülüyormuş. Yani ben yorum yapmayayım yaparsam ağır konuşacağım çünkü. Abi oyunda, filmde, dizide LGBT teması oldu diye LGBT mi oluyorsun abi? Ya da onları görmeyince bu gerçeklik yok mu oluyor? Mis gibi oyunu yediler. Sonra niye öyle? Niye öyle abi? Her şeyi yasaklarsan Türkiye'de de yasaklanır. Star Wars haberlerimiz de var bir iki tane yalandan. Onları da paylaşayım sizlerle bu güzel pazar gününde. Sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ramazan da bitti. Çaylarınızı kahvelerinizi almışsınızdır. Şöyle bir geriye yaslanın. Star Wars ile ilgili gereksiz iki haberi sizlerle paylaşayım. Lucasfilm animasyon şirketi iki yeni Star Wars animasyon serisi üzerinde ...geliştirme çalışmalarına başladığını duyurmuş... ...duyurmamış aslında. Bu bir dedikodu. Yalan söylüyorum. Duyurmamış. Dedikodu. Bunlardan bir tanesinin ise... ...Star Wars Rebels'ın devam... ...mı olacağı söyleniyor. Rebels abi. Yani Rebels'dan... E, ...sevgili Oktay Sığırcı izliyordur. Kulakları çınlasın. Onun tavsiyesiyle... ...bu Clone Wars dönemi... ...Asoka'nın işte nasıl... E, ...gittiği, geldiği ile ilgili bir sahne izledim. Bari abi dedi izlemiyorsun madem bari hani 5 dakikalığına şu sahneyi izle diye. Yani o kadarı bile yetti. Yani Rebels niye izlemiyorsun abi diye çok yazılan, çizilen şey oluyor. Ee, yani izlemeyeyim. Çok saygı duyuyorum her şeye, herkesin keyfine, zevkine ama çok çocuksu yani. Tamamen çocuklar için, 8-18 yaş grubu için tasarlanmış bir şey. Clone Wars öyle değil. Clone Wars düşüyor, kalkıyor ama yine bir seviyede yetişkinlere hitap edebiliyor. Rebels. Zaten Star Wars haberleriniz de bitti. Teşekkürler. Ha bir tane daha var. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. The High Republic biliyorsunuz yeni Star Wars hikayeleri anlatacak bir külliyat ortaya çıkıyordu ve bununla ilgili bir video yapmıştım sizlere. Bununla ilgili bir haber var tabii ki. Bir erteleme haberi. A Light of the Jedi, A Test of Courage ve Into the Dark isimli kitapların yayını 2021 yılına ertelenmiş oysa ki biz bu dönemde bekliyorduk onu. O da ertelenmiş tabii normaldir. Ama umar Türkiye'de çıkacak mı bilmiyorum. Dex getiriyor galiba kitapları, çeviriyor. Umarım çıkarlar. Çünkü çok yeni bir külliyat. Yani bayağı yeni bir alan açacak Harry Public. Star Wars evrenine ve o açılan alan üzerinden birçok şey hani üzerine kurgulanabilir. O açılan da hani Türkçesini okursak keyifli olur. Okumazsak da bakacağız artık. Bu arada Star Wars içeriklerimiz sizler için devam ediyor. Bu haftada yeni bir video yayınlandı. Önümüzdeki hafta ve sonraki hafta içinde bilgi dolu yeni videolar olacak. Tunç Tansalı da buradan selamlar ile devam edelim. Steve Carell'ın Steve Carell'ın yer aldığı ve John Malkovich'in de bulunduğu Trump'ın yeni Space Force organizasyonuyla kafa bulan dizisi Space Force başladı, yayına girdi. Ben daha izlemedim bu videoyu çekerken ama bir an önce ilk bölümünü izleyip şöyle bir Göz atmak istiyorum. Steve Carell'lı bir başka diziden söz edeyim sizlere. The Morning Show Apple TV üzerinde biliyorsunuz yayınlanmıştı. Apple TV Plus'ta. Ee, Jennifer Aniston da baş, diğer başroldeydi. Ee, bunun haberlerini pazar sohbetinde ben daha önce vermiştim sizlere ama e, diziyi izleme fırsatım olmamıştı. Bir şekilde dizinin ilk sezonunu bitirdik biz ve çok başarılı olduğunu ve bununla ilgili bir video çektiğimi ve yakın zamanda sizlerle paylaşacağımı da söyleyeyim. Apple TV Plus'ın en iyi dizisi olabilir, öyle söyleyeyim size. Geçtiğimiz haftalarda Kate Blanchett'in e, Ellie Roth'la ikinci kez bir araya geleceği Borderlands filminde oynayacağına dair bir ihtimal olduğunu söylemiştim. Bu gerçek oldu. Borderlands biliyorsunuz bir konsol oyunu ve bu konsol oyunundan birebir uyarlanacağı söyleniyor. Cat Blanchett de başrolde olacak. Apple TV demişken Apple TV'de atağa kalktı. Sofia Coppola ile bir dizi hazırlayan Tom Hanks'in yeni filmi Greyhound'u satın alan Apple TV şimdi de e, Scorsese'nin filmi Killers of the Flower Moon'a ortak olmuş. O da yetmemiş Gal Gadot'un Aktris Mucit hedi Lam canlandıracağı diziyi de Showtime kanalından satın alıp kendi bünyesini eklemiş. Hayırlısı. Ama genel olarak Apple TV prodüksiyonları az öz ama kaliteli. Gerçi Servant için de aynı şeyi diyemeyeceğim. Yani sonuna doğru patlamıştı. Neyse. Upgrade isimli çok bana göre şimdi bana kızacaklar yine yorumlarda linçleneceğiz ama Upgrade diye bir film vardı hatırlayacaksınız. İnanılmaz overrated bir film. Yani herkes bayıldı. Upgrade, upgrade abi. Şu platform gibi bizim platformda da böyle herkes ayılıp bayıldı ya yani sınıf ayrımına dair bakın açın işte Snowpiercer sınıf ayrımcılığına dair çok daha etkileyici ee, en az platform kadar etkili böyle az neyse çok da ağır konuşmayayım. Abuk subuk metaforlar arkasına gizlenmeden bir bilim kurgu ve distopya üzerinden e, sınıf ayrımcılığını okuyan bir eser. Buyurun açın izleyin. Dizisi başladı Netflix'te. Biz dizisini ne yapalım derseniz filmini izleyin. Upgrade'de bundan önce işlenmiş bütün kendiyle ilgili olan konuların üstüne işte çekilmiş öylesine bir film. Millet çıldırdı aha ve upgrade yılın filmi falan diye yani yok öyle bir şey. Neyse yani bugün de gömesin ve konuşasın var fark ettiniz. Neyse tadını çıkarın diyeyim ben. 2018 tarihli bilim kurgu filmi Leigh Whannell'ın Upgrade, Blumhouse çatısı altında dizi oluyormuş. Filmdeki hikayenin devamını anlatacakmış bu dizi ve yine yapımcıları arasında Leigh Whannell olacak. Showrunner'lık görevi ise Tim Walsh'ta Biliyorsunuz Haluk Bilginer, Haluk, Haluk, <laughs> ustaya saygısızlık yapmayalım. Haluk Bilginer'in bir yabancı dizisi vardı. Dizinin kötü adamı olarak izleyeceğimiz yapımı Sony Television Pictures e, üstleniyordu yapımını. Alex Rider dizisi. Ülkemizde D-Smart üzerinden yayınlanacakmış. İlginçtir. İngiltere'de 4 Haziran'da yayınlanmaya başlayacak olan dizinin Tabii ki Türkiye'de D-Smart yayınladığı için Türkiye'deki yayın tarihi belli değil. Zannediyor musunuz ki DigiTürk gibi 2 saat sonra, 3 saat sonra Türkiye'de Türkçe altyazılı falan yayınlansın? Zannetmiyoruz tabii ki. DigiTürk'e de en son geleceğiz. Haftanın bomba haberi. Bu arada üzücü de bir haberimiz var. All the President's Men, The China Syndrome ki çok önemli bir filmdir. Çok da önemli bir filmdir. Göz atarsınız. Seinfeld'da da oynamıştı kendisi. Visitors gibi önemli bir bilim kurgu ve Star Trek'lerde de görmüştük. Kim diyeceksiniz ama Quantum Leap ve Murder, She Wrote gibi dizilerde de kendisini izlemiştik. Richard Hurt, 87 yaşında hayata gözlerini yumduş, yummuş, e, toprağa bol olsun diyelim. Çok önemli eserlerde yer almış bir isim. Geçenlerde nerede? Yine pazar sohbetinde herhalde... E, Planet of the Apes, Maymunlar Cehennemi'nden söz etmiştik. Geniş planda konuşmuştuk. Geniş planın Şampiyonlar Ligi'nde hep bir konuşmuştuk. Planet of the Apes'in senaristleri Rick Jaffa ve Amanda Silver'ın sıradaki Planet of the Apes filminin senaryo grubunda yer aldıkları açıklanmış. Maymunlar Cehennemi'nden söz ediyoruz. Sıradaki filmin ise ben çok böyle atar gider yapmıştım. Vay efendim hani çok iyiydi. Yeniden bir reboot'er falan ihtiyacı yoktu. Keşke o hikaye devam etselerdi. Çünkü bağlantı noktalarını çok iyi kurmuşlardı demiştim. Ve haber gelmiş sıradaki film bir yeniden çevrim değil. Üçüncü filmin devamı olacak. Yavrum benim. <laughs> Tom Cruise de baya bildiğiniz SpaceX ile NASA'nın yardımlarını alarak uzayda film çekecek abi. Böyle biraz ütopik gelmişti o haberi size söylerken ama bu oluyor. Hatta ulan yok artık Doug Liman yönetecekmiş filmi de. Ve ikili daha önce benim çok beğendiğim Edge of Tomorrow çok güzel uyarlanmıştır. Ve American Made filminde de birlikte çalışmıştı bayağı adamımızı yani uçakta, havada, her yerde film çekti, şimdi uzayda çekiyor. İnanılmaz. Josh ve Benny Safdie kardeşler, sevenler için HBO ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını, HBO için çekecekleri içerikleri ise A24 dediğimiz şahane oluşumun yapımcılığını yapacağını söyleyelim. A24 logosunu gördün mü? Oturacağım kahveni yapıp izleyeceğim. Boş iş yok. Efendim Frank Marshall da demiş ki fanlara çok lazımmış gibi. Steven Spielberg hala Indiana Jones 5 projesinin yapımcı koltuğunda oturuyor. Biz de kudurmuştuk böyle Allah'ım Indiana Jones'un yapımcı koltuğundan kalktı mı Steven Spielberg diye. Ya çürüdü de abi yani artık dızdın dızdı dızdı yani suyunu çıkar çıkar yaptın hani sonra bir Indiana Jones olmadı zorlamayalım abi bir tane daha patladım bir Rambo daha bir bir Rocky daha bir Indiana Jones daha ya bir E.T. daha çek daha kolay abi. Bir de Born serisi çıktı başımıza şimdi. Jason Bourne. Lan zaten çok yeni. Yani bana göre yeni tabii. Yıllar da hızlı geçiyor ama. Ve güzel bir seriydi. Serinin yapımcısı Frank Marshall da yeni ekiple serinin yeniden çevrileceğini açıklamış. Baştan alıyoruz abi. Bütün o Matt Damon'lı Born'ları at, başlama. Yeni film için senarist ve ağzım kırıldı. lan. senarist ve yönetmen aranıyormuş. Ha vur vur ölmedi. Bir daha vurayım bakayım. Bu sefer ses gelecek mi? Valla bu haftaki yorumlar var ya. Linç linç. Ama böyle olsun bu haftada ne yapayım? Bugün biraz pozitif enerjim var. Buraya da tek düşmüşüz böyle. Ne diyorsun kardeş şeklinde? Neyse. Dark'ın 3. ve son sezonu, post prodüksiyonu tamamlanmış. <laughs> Yayına hazır hale getirilen final sezonu zaten duyuruldu. Tarih duyurusu yapıldı. 27 Haziran'da izlenecekmiş. Dark'ta bir başka overrated kafalar. Kötü demiyorum. Dark için hiçbir zaman kötü dizi ya falan demedim. İyi dizi ancak anlı yani bir insana anlatıyorsun abi insana. Yani insan izleyecek bunu. 40 tane timeline, 70 tane karakter hepsini birbirine bir bağlıyorsun. Bir sonraki sahnede bağlayamıyorsun. Bir sonraki bölümde darmadağın oluyorsun. Ben bıraktım ikinci sezonda. Öylesine baktım yani sonra. Üçüncü sezonda şöyle bir yarım saatte bitiririm herhalde. Bir de şey dar yani böyle işte dark platform falan bir şey bir şey bir statü durumuna geçiyor. Dark izledin mi abi? İzlemedim abi. Dark'ı beğendin mi? Beğenmedim. Yani i̇nsan değilsin sen falan diye. Abi sen ne anladın? Dark'ı oturup tamamen çözümleyip anlayabilmek için şöyle şunun gibi üç tane şeye not alıp böyle üçünü bitirip dördüncüsünü nerede abi falan diye araman lazım. Dark biraz daha basit ve anlaşılır bir dille anlatabilse muazzam dizi olacak. Oradan onu, oradan onu. Bir de Alman. Bir de geçen gün biri de yorum yazmış. Almancayı kapatıp İngilizce dublajı açtım dediğin zaman videonun izlemeyi kestim diye. E ne yapayım? Mission Impossible 7 ve 8 kastına ise Esai Morales katılmış Nicholas Holt yerine. Esai Morales kimdi? Efendime söyleyeyim, Ozark'taki DAL, yani e, uyuşturucu kartelinin üst düzey görevlilerinden biriydi ve çok beğenmiştim kendisini. Ozark'ta şimdi Mission Impossible görevimiz tehlikeye katılmış. Steve Carell'dan çok söz ettik bugün, bir kez daha söz edeceğiz. John Stewart'ın yönettiği, Steve Carell'ın başrolünde oynadığı politik komedi, komedi Irresistible vizyonu pas geçip 26 Haziran'dan itibaren dijitalden yayınlanacakmış ama haberde hangi dijital olduğu belli değil. Kapanışlı sevgili arkadaşlar Blue TV ile yapıyoruz. Blue TV bir işler çeviriyorsan dur. Alef FX ortaklığıyla Alef dizisini toparladılar. Ha, i̇yi iş kötü iş o ayrı beraber yaptılar. Yurt dışında da yayınlanacak. Önümüzdeki dönem Blue TV işleri diye bir paylaşım yaptı benle Oktay. Bartu Ben'in ikinci sezonu senaryo aşamasındaymış şu an. 700 isimli tek bölümlük uzun metraj bir eser var. Saygıyı biliyoruz zaten. Behzat spin geliyordu biliyorsunuz. Dijital fla, flörtleşme, pavyon diye bir belgesel tarzı bir iş vardı. O ekibin yeni işi ilginç olacaktır. Kesinlikle ilginç olacaktır. Kod adı Yeşilçam, Levent Cantekin kaleminden ortaya çıkacak olan prodüksiyon. Ve yarım kalan Aşklar, Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaşacağı yarım kalan Aşklar yakında Blue TV'de olacak. Yeni sezon yani önündeki program bu. Tüm bunların dışında bunların hepsinden daha önemli olan bir başka konu var ki Blue TV şunun reklamını yapmaya başladı. HBO'nun baş yapıtları artık Blue TV'di. Ve biz o reklamda neyi gördük? Westworld'u falan da gördük. Yani Blue TV tam bir bilgiye de ulaşamadım. Biraz da par topar girdim yayına. HBO'nun bütün içeriklerini alıp yeni lisans ortağı olarak Türkiye'de yayınlayacaksa, HBO Max içeriklerini de alacaksa, ben abone olurum bak işte onu o zaman. Yani bu abone toplamak için iyi bir yöntem olabilir. Önemli bir anlaşma olabilir. Ama şöyle de bir durum vardı geçen haftalarda size söylediğim. HBO Max tam Türkiye'ye log girmeyecek. Türkiye tarafına daha geliş çok uzun sürer HBO Max'in. Belki de hiç girmez bilmiyoruz. Ama bu içerikleri Blue TV ortaklığı ile yayınlayacaksa Dijitürk ne yapacak bu sefer? Çünkü bütün HBO içerikleri anlık Dijitürk'te yayınlanıyordu. Game of Thrones diyordunuz 3 saat sonra Dijitürk'teydi. Pain Group diyelim ya da işte ne bileyim Westworld diyorsunuz 5 saat sonra Amerika'da yayınlandıktan sonra hemen işte sabah karşı falan Türkiye'de yayınlıyordu e, Group. Şimdi bu HBO lisanslamasını Blue TV'ye kaptırdı mı yoksa Blue TV'ye saldı böyle tamam onları da alsın biz yoksa zaten çıkacağız mı diyor Dijitürk. Bilmiyoruz maçlar falan da patladı başlarda 12 Haziran'da başlıyor bir yandan. O da nasıl olacak bilmiyoruz. Yani önümüzde Bundesliga bilmem ne örneği var da yani Bundesliga'da günde 3 kere test oluyor adamlar. E, inanılmaz bir disiplinle yürüyor işler. Ev, antrenman, stat arasında hiçbir şey yok. Markete marul almaya çıkan yardımcı antrenörü ceza verdiler. Karantina kurallarını bozduğu için. Orada işler böyle yürüyor. Bizde yani bu bir de deplasmanlı falan başlıyor abi. Trabzon kalkıp gidecek Antalya'ya, Kayseri kalkıp gelecek İstanbul'a. Hayırlısı. Bu hafta çok konuştum. Çok atar gider yaptım. Atar giderlerimin arkasındayım. Linç edecekseniz de buyurun yorumlar alanında edin. Ama yine de tampolu ve hoş bir pazar sohbeti oldu diye düşünüyorum. Vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yeni bir pazar sohbetinde daha birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.